Şener burada çok kritik o yüzden. Şener orada bence oynamalı. Bence Şener 11 oyuncusu Galatasaray'ın artık şu an. Mariano'nun durumu buyken Şener 11 oyuncusu. Nagatomo da problem. Ben Nagatomo'yu da beğenmiyorum da orada ikame edecek oyuncu yok şu an. Emre de hazır değil. En son Sivas maçında gördük ki. Emre Şener seviyesinde değil bence. Şener daha önde fiziksel olarak ama o da 45 dakika. Yani Uğur İkinceli'yi hatırlar Sivas maçında. Şener çok düştü. Bayağı düştü. Peki yani, o zaman o da bir şey. Ama en azından bir oyun izleyelim sana ya. Tabii. Bir hafta daha izleyelim. Alırsın. Bir de bunlar bitirsin de öyle yapalım. Yanlış hikaye. Yanlış hikaye mi o? Atiba Emre'nin. Mecburiyet. Hayır, transfer yapılırken diyorum. Yani yanlış hamle mi o Atiba Emre'nin hikaye? Bence kötü de hamle değil. Bence doğru. Mart ayında Nisan ayında. Şimdi Beşiktaş'ın verimli üretir mi? Bana sordu da o ön taraftaki şey. Pardon abi. Yok, estağ Söyle. Üretirler mi abi? Oynayacakları ben üretirler. Güzel söylüyorsun. Şu anda şöyle bakacaksın. En büyük hata şuydu. Geçen sezon Mart ayında Beşiktaş tekrar yükselişe geçti. Burak Yılmaz, Adem Reiş, Şenol Güneş'in tekrar zirveye doğru teknik adamı çıkarması, milli takımın içeride ortaya çıkınca böyle bir psikolojik rahatlaması. Orada ama yönetimin ya da işte kadro kimyasından sorumlu personelin yapması iyi de kardeşim. Geçen sezon Beşiktaş ilk yarıyı ligde resmen böyle çöpe attı. Evet. Çöpe gitti. Neden çöpe gitti? Nereler eksikti? Mesela son Kasımpaşa'dan fark yediği maçta ilk yarının sonunda Fatih Solbek oynamak zorunda kaldı. Hı-hı. İşte kimse yerinde oynamamaya başladı. Roko işi tutmadı falan derken bir dahaki sezon daha güçlü takım şeyi için şunu hesaplayacaktı. Bir önceki sezon Atiba kampa geç katıldığı için yaşı da itibariyle ilk yarıda çok fazla oynayamadı. Atiba oynamaya başladıktan sonra da takımın balans ayarı düzelmeye başladı. Hı-hı. O zaman demek ki Atiba'yı ya en baştan oynayacak. Bu yaşta mümkün değil. Zanetti bile o yaşta her maç 90 dakika 11 oynamıyordu. Ekonomik kullanımı başlandı Zanetti'nin 35'ten sonraki. Zanetti 41'e 42'ye kadar oynadı neredeyse. Atiba da bunu yapabilir ama ekonomik kullanırsan. O zaman Atiba'nın alternatifi oyunculara bakacaktın. Kimdi? O dönemde mesela işte Rusya Ligi'nde Krasnodar şampiyon doğal adaylardan biri değildi. Doğal adaylardan Moskova takımları ve Zenit. Onların dışında şampiyonların bir takım var. Çok Atiba benzeri bir oyuncu var orada. Fenerbahçe'ye Krasnodar maçını hatırlayacağınız. Aynen çok iyi oynamıştı. Neydi ismi? Şeyle başlıyordu. Neydi? Kabore. Kabore. Şahal Kabore. Varsın eski oyuncusu. Erkay'dan geldi. Ben dedim ya Allah'a rakam. Üç kere dedim Kabore. İşte sallamıyorum da yayındayım. Ben de örnek veriyorum. Örnek vermek adına. Sözleşmesi bir Çek oyuncuyu sen tıpkı bir Atiba'da olduğu gibi sözleşmesi bitiyordu. Aynı bu Atiba'nın geldiği yaş aralığındaydı. Aynı bu Atiba gibi sağ bekte oynayabiliyordu. Yani Atiba'nın alternatifi böyle alınır. Peki Atiba'nın bir alternatifi var Türkiye Ligi'nde. Şu anda oynuyor. Cece mi? Hayır abi, Enzonzi abi. Enzonzi. Aynı, bak aynı rolü. Hatta biraz daha boy uzun, bir daha yeşil Fransa, oyuncu. Bence aynı tip oyuncu. Fransa, Beşiktaş'ın Enzonzi gibi bir oyuncu almışsın. Fransa milli takım, bak fonksiyonu ve takıma faydası olarak gerçekten Enzonzi şimdiden Galatasaray'ın bir Atiba'sı olmuştu. Doğrudur. Ama Atiba başka ya. Atiba geldi, Beliç ilk maç sol bek oynattı, sonra sağ bek oynattı. Sonra neresi eksik oynattı. Ben bir gece hep anlatırım işte, internet kesildi evde. Yarım ya da birdi. Çok güzel bir film izliyordum. Fight Club'ı. Çok güzel böyle tekrarda böyle güzel görüntülü izliyordum. Elim böyle telefona gitti. Hani interneti arayacağım ama en başta A harfi ve Atiba var. Abdullah Avcı'nın başına başka bir şey koydum ki çünkü sürekli cepteyken çalıyor sonra Ali'nin başına bir hocam aradı. Abdullah Avcı'yı ya. Aynen. Ha, tek hep bana oluyor. Adama yazık ya ben yani, Abdullah Avcı'nın kaderi o ya. Atiba en başta Atiba'yı aradı. Soru işareti attı. What happened? Pardon dedim ya hani takımın nerede başı derde girse hep Atiba'ya gel 8 numara evet. Gel 6 oyna. Ama abi Enzonzi'ye de internetini yaptırma da o şu an oynadığı Fransa milli takım oyuncusu olur. Bana böyle internet tam Beşiktaş'ın ihtiyacı bence, bence Atiba'yla Fransa milli takım oyuncusu abi en büyük farkı. Beklenti zaten yüksek geldi. Enzonzi ve tek yerde oynuyor. Çapa çok da iyi bir tercih. Atiba diğerlerini oynatıyor. Abi Enzonzi de iyi pasör. Enzonzi de iyi pasör. Oynatıyor yani Atiba ile beraber Oğuzhan da bir şekilde nasıl oluyor bilmiyorum ama Oğuzhan da iyi oynuyor, Laiş de oynuyor, tamam. Doğukan da iyi oynuyor. Bence tam Atiba konuşur. Mesela Enzonzi ile Seri mesela Seri öyle bir etkisi olmuyor mesela. Enzonzi konuşmaz mesela. Ama Seri'ye etkisi olmaz ya, Seri'nin de iyi olmuyor. Belli bir seviye olması lazım. Oynayamıyor ki adam. Atiba'nın öyle bir doktor durumu durumu var yani. Takımın şey bir kere işte ruhsal açıdan böyle abisi, babası, annesi doktor gibi. Doktor evet. Enzonzi şey, profesyonel. Enzonzi yeni geldi. Ki Enzonzi Fransa'da. Belli Spartak'ı sevenler belli oldu. Fransa'da böyle bir oyuncusu. Arkadaşlar beklentiler çok farklı. Atiba geldiği zaman neler yazdılar? Hatırlatsana bir. Hatırlat bir Atiba ilk geldiği zaman neler yazdılar? Başka neler yazdılar?
Ha başka? İşe yaramaz. Bu adam hep sakat dediler. Hiç sakatlanırken görmedik. Bu adam sağ bek falan diyorlar. falan filan. Yedek sağ bek mi falan filan. Kanada'dan futbolcum çıkardı. Ulan sanki senin sağ bekin böyle Dani Alves'ti ki sağ bek olarak gelen Atiba'yı beğenmiyorsun. Neyse şimdi. Ama Atiba'ya alternatif alınmadı. Elini Atiba'nın alternatif değil bence. Hatırlıyorum sana yani. Kesin ama sonra baktılar ne oldu? Yine Atiba oynuyor sonra. Ulan yeni hoca geldi. Atiba bak sakat. Yine o şu oldu bu oldu falan derken kimler kalmış? Kiralık kim gelebilir? Arsenal de buna yemeri düşünmüyor. İşte menajeri takım bakıyor. Yani oradaki opsiyonlar arasında daha bayağı bir kötüsünü alabilirdi. Az daha PSG'ye oluyor. En azından kötü futbolcu diyemeyiz. Az daha PSG'ye oluyor. Kötü futbolcu kesinlikle değil. En iyi futbolcu zaten. Yani. Ortalama futbolcu değil. Işte, ama işte olarak çakışıyorlar mı? Şu anda bir hayırlısı oldu. Çünkü Beşiktaş'ın zaten formda takımı taşıyacak bir 8 numarası yok. Örneğin bir Sosa dönemindeki Oğuzhan seviyesinde değil Oğuzhan. 1. 2. ve Dorukhan'ın sakatlanması. 3. Orada tek oyuncu Muayyer. Muayyer henüz santrafor arkası 2. forvetten 8 numaraya dönüşümünü tamamlayamadı ki hoca orada düşünmüyor. Çünkü çok beğendiği bir oyuncuydu. Abi Muayyer çok ham ya. Yani daha mesafeye lazım ona. 1-2 senedir. 1-2 sene lazım bence. 1-2 sene mi? Pat diye oynuyor. Oynatılması gerekiyor. Süper Lig sertliği başlıyor abi 2 sene. Oynatılması gerekiyor. En azından bir takım kiraya verilirse oynatılır. Bu sene yani kiraya verilmezse oynatılması gerekiyor. Mesela Martin Odegaard aldı Real Madrid 17-16 yaşında. Şimdi bak. Yetenek olarak şey adam 22 yaşında Real Madrid'de hani aday oyuncu kutabilirsin. Abi bizde şöyle bir şey var. Anadolu takımına verdiği zaman çok zor iyi dönüyor. Anadolu takımına verme. Ya da abi güvendiğin abi. Hocaya ver. Ya güvendiğin da. Hocaya ver. Öyle bakmayacaksın. Takım diye bak. Güvendiğin bir hocaya ver. Gerekirse ikinci lige ver. Yani. Doğru ama doğru oynatacak yere ver. Orhan Çınar. Seni de ya canım ne olur trolle. Allah rızası için. Avukat deme zaten. Bak yeni benim davada avukat ödeyecek var mı? Allah rızası. Avukat ben bunu ben bu kiralamalarda sadece oyuncunun da kıvamı var abi. Orhan da devam edelim. Orhan da 11 gitti 11 başladı sonra kesildi abi. Demek ki oynayamıyor. Demek ki sürekli konuşuyorlar. Orhan'ı vereceğiz, kiralayacağız. Hepsini de oynat diyorlar. Adam hepsini oynatacağım diyor. Ondan sonra o bile oynatamıyor. Konya dönemi. Konya'da. O bile oynatamıyor yani. Çocukta enteresan bir yetenek var ama yani 7-8 tane hoca gördü şu 3 senede. Kiralıktan bir alsa. Ankara gücü maçında Ankara yani, gücü maçında Abdullah Hoca hepiniz gördünüz. Orkan'ı oyuna alacak. Hı. Ulan önce bir hocayı dinle. Halı sahada girer gördüm. Hoca çağırdı bir dakika falan filan. Anlattı. Büyük ihtimal şunu anlattı. Oğlum adamlar 10 kişi. Çizgiyi açıp içeri doğru kat et. Boş alan bulduğun zaman yerden ortala dedi. Baba ne yaptı? Tam tersi. Geldi ve Ankara gücünün oyuncusunun üzerine çıktı. Foul, 10 kişilik rakibe hem böyle topu verdin hem de rakip 10 kişiyken en fazla gol atma ihtimali nasıl olur? Duran toptan. Duran top imkanı verdin. Neredeyse de tehlike oluyordu pozisyon. Orkan'ı geçelim ve Elneni'de kalalım. Abdullah Avcı'nın şöyle bir istemeden de olsa B planı oldu. Nedir? Dediğim sakatlıklar, 2-8 oyunu olmaması, işte sezon başındaki oyunun hiç olmaması. Abdullah Avcı daha farklı bir oyuna geçti Alanyaspor maçına itibaren. Ve o oyunda da daha böyle kontrollü. İki tane pivot, iki tane ön libero oynanacak bir oyun. Şu anda elde zaten iki tane ön libero var. Atiba ile Elneni var. Bana bir de şey demesinler. Bak adam hem böyle Necip'i beğenmiyor hem Elneni'yi beğenmiyor. Güzel de kardeşim Elneni olmasa Necip orada oynayacak. O zaman adamı niye beğenmiyorsun? Anladın mı yani? Necip yerine Elneni orada oynuyorsa onu da yine beğenmiyor. Tabii ki daha iyi salınabilirdi. Değil mi? Charles Cabore olsun yani Atiba'ya uygun oyuncu diyorsun ya. Ya böyle bir sürü şey de fena oyuncu değil. Bak Malmö'deki siyahi çocuk. Geçen sezon Beşiktaş maçlarında. Çok iyi oynamıştı. Hatırladım. İyi bir oyuncu oldu. Hem 6 hem 8 oynayabiliyor. Atiba'ya benzer atletik özellikleri var. Ama abi yok almadılar işte olmadı yani. Yapacak ben şey nasıl diyeyim. Her kötü yani üst düzey performans vermeyeni kötü oyuncu olarak yaftalanmasını yanlış mı diyorum. Şimdi bir de öyle bir mevki ki bu. Yani takımın sırtlayabilmen için takımın da oturması lazım. İyi olması önündeki oyuncu kötü oynuyor. Bir yani şöyle. Ellerinin oynadığı bölgenin önüne iki tane oyuncu planlıyordu Abdullah Hoca. Dorukhan Leic. Hiçbir şekilde o mevkinin yani, oyuncusu evet. Değil. Dorukhan'ın oynayamayacağı tek yer belki. En az iyi oyuncu ya. Bir de sola çıkar. Yani Dorukhan'dan şey yok. Dorukhan beklesin. Dar alanda iş yapacak normalde artık. Bir de Leic. Leic de o yapamadı yani. Üzerine Leic. 4-1-4-1'de senin yaratıcılık beklediğin iki oyuncu da o bölgede olmadı. Monsuru'yu falan yaratmaya çalıştı. Yani ellerinin onlardan kopuk kaldı ve ellerinin sadece evlerinin kabahati değil bu. Laiç'in ve Dorukhan'ın zorunluluktan bence olmayacağı bir role verildiği için. Ama Laiç'inki başkaydı biraz daha. Şimdi çift pivot bence de hani Abdullah Hoca'nın ideali mi? Kesinlikle değil. Mecbur değil. Ama. Mecbur.
Mecbur etti. Ama eldeki alternatifler arasında baktığı zaman ideal bir takım çıkaramıyorsun. Sen Caner'i sahte bek falan oynatmaya zorunda kalıyorsun. Kendi oyunu oynatmaya çalıştığında olmuyor. Doğal olarak eldeki malzemeye göre bir şey çıkarmaya çalıştığında ben de hani çok hani kişisel futbol görüşüme çok mu uyuyor, uymuyor ama eldeki ihtimallere baktığımda Atiba Elneny önünde de bir forvet arkası net. Hani iki tane iç değil de hani Laiç, Dorukhan denedi olmadı. Bari Laiç tam forvet arkası oynatıp ondan verim beklemek tabii. Şimdi şöyle, dünyanın her yerinde elinde ne varsa onu oynatırsın. Mesela şimdi Frank Rijkaard'ın Türkiye'de yaşadığı sıkıntı.